Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV ekranlarında yayınlanan Özgür Hancıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kent ve Başkan programının canlı yayın konuğu oldu. Burada haberler oluyor, yazılıyor, montajlanıyor başkanım. Sağda da ses odası. Canlı yayın programı öncesinde Başkan Ergün, Manisa'nın uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliğini taşıyan Manisa TV ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ergün, Manisa TV ailesine baklava hediye ederken Manisa TV ekibi de çiçek takdiminde bulundu. İyi dileklerin ardından Kent ve Başkan programının konuğu olan Başkan Ergün, sözlerini Ermenistan'ın Azerbaycan'a haksız saldırısını kınayarak başladı. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçakça saldırısında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi sürecinde yapılan ve devam etmekte olan dezenfekte ve temizlik hizmetlerini anlatan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yaptığı ve yapacağı hizmetlerden de bahsetti. Çalışmalarımızı büyükşehir olarak bizde üzerimize düşen ne varsa bunu yapmanın gayretleri içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin bu noktada mümkün olduğunca etkilenmeden bu tedbirler noktasında gerekli çalışmaları bütün ilgili birimlerimiz yapmakta. Aşılmayacak hiçbir şey yok. İnşallah bunu da aşacağız. Çok az kaldı. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Biz de bu işi kendimiz yapacağız. Ve 200 milyona yaklaşan Soma'ya bu ısıtma sistemini hayata geçirdik. Ayrıca Başkan Ergün maskenin yatırımlarını da anlattı. Kaysu nedir? Kaysu katı atık yönetim sistemi ücretidir. Evet. Azalacak. Kaysu eşittir çöp toplama bedelidir. 212 bin abone. Köy ve beldeler olarak bizden suyu %75 ve 50 ve 60 olarak kullanıyorlar. Sonuç itibariyle 4000 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşemişiz. İlçe merkezlerindeki yaptığımız prestij caddelerinden bahsetmiyorum. Başkan Ergün Manisa'ya yapılacak olan yatırımların da müjdesini işte böyle verdi. Projelerini hazırlayıp İller Bankası'ndan onaylattırdığımız projelerimiz var bizim. Ahmet ilçemizde Gökkaya Mahallesi. Saran ilçemizin Mütevelli, Azimli ve İshak Çelebi mahallelerinde yapacağımız altyapı yatırımlarının ihalesini gerçekleştirdik. Güneşli, Gördes ilçemizin Güneşlisi, Evcileri ve Ulgar mahalleleri, Göl Marmara ilçemizin Ozancası'na selam. Ozancaya da söz vermiştim. Şimdi hepsi Allah bir defa razı olsun diyor. Hep selam geliyor, hep Allah razı olsun sözcükleri geliyor. Salihli ilçemizin de Karayahşi mahallesi var. Oraya da selamlar olsun. Alt ve üst yapı ihalelerini bir hafta sonra yapıyoruz. Şehzadeler ilçemiz, Sancaklı Çeşmebaşı, Sancaklı Kayadibi, Sancaklı İğdecik ve Yeniköy mahallemiz. Cesadeyi geçtik. Yunus Emre ilçemiz, Karakoca mahallesi, Saran ilçemiz, Kemikli Dere, Çullu Görece, Kayışlar, İshak Çelebi ve Sarıçam mahallesi. Soma ilçemiz, Cenk Yeri mahallesi, Salihli ilçemiz, Köse Ali mahallesi, Alaşehir ilçemiz, Kemaliye mahallesi, Turgutlu ilçemiz, Urganlı, Yeniköy, Akçapınar, Avşar ve Çepnidere mahallelerimizde hayırlısıyla alt ve üst yapıları, yani kanalizasyonu, içme suyu ve üstüne taş döşemeleri şu anda ihaleye çıkma ekaptan günlerini alma noktasındayız.
İşte bu korona tedbirleri sürecinde Ankara'ya gidip gelmelerimizle bunların hep kredilerini çıkarttık. SUKAP ve Dünya Bankası projeleri var. Evet, doğru. Bunlar daha büyük yatırımlar. 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre kanalizasyon hattı, demircinin tamamı kazılacak. Selendi ilçemizde atık su arıtma tesisi. Sarıgöl ilçemizde 40 ağaç İlyaslar mahallemiz. Atık su arıtma tesisi. Buradan Muradiye'ye selam olsun. Yağcılara selam olsun. Uzunburun'a selam olsun. Karaali'ye selam olsun. Evronos mahallelerine selam olsun. Ve tabii Toklu Konut, TOKİ ve Akgedik mevkilerine selam olsun. 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmur suyu ve yerini parayı sayarak aldığımız atık su arıtma tesisi. Şimdi hayırlısıyla şey planlıyoruz. Akpınar ve Ilıca'dan yeni aynı çelik borularla yeni Manisa'nın üstüne en büyük su deposunu yapmak suretiyle Manisa'nın 50 sene susuz kalmasının önüne geçecek hattı daha çekiyoruz. Başladık projelerini hazırlamaya.